Denizi'nde batan gemiyle ilgili ayrıntılı bilgilerle Sabah Ajansı sürüyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada adanın güneybatısında su alan Batuhan A isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahliye botları ve yardım araçları olay yerine yönlendirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Mahmut Demirtaş, su alarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor dedi. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Vali Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü açıklamalarına ekledi. Marmara Denizi'nde gemi battı. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan Batuhan A isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM 6 ve KEGM 4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği bildirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Demirtaş, su alarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığı bildiriliyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Geminin adı Batuhan A. 69 metre boyunda genel kargo gemisi. Hadisenin gerçekleştiği yer Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında. Su alarak battı gemi 69 metre boyunda. Kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Geminin adı Batuhan A. 69 metre boyundaki bir genel kargo gemisi. Şimdi Bursa muhabiri Yusuf Gül telefon hattımızda. Ayrıntılarla ilgili sözü ve yayını kendisine devrediyoruz. Marmara Denizi'nde gemi battı. Yusuf Gül, seni dinliyoruz. Erkan, sen Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su aldı Batuhan A isimli gemi ve 69 metre boyutunda olduğunu belirtelim. Bir kargo gemisiydi. Şu anda Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ta Mudanya'ya doğru yola çıktı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinden de hem bilgi alıyor hem de verilen bilgilere göre de yine basın mensuplarını bilgilendirmeye devam edecek. Tabii Batuhan A isimli gemi olduğunu biliyoruz ve 69 metre boyutunda genel kargo gemisi olduğunu da belirtelim. Yine bunun dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 6 ve KEGM 4 hızlı tahliye botlarıyla olay yerine hareket etti ve şu anda da onlar da o gemideki mürettebatı
kurtarabilmek için çalışma başlattıklarını söyleyebilir. Tabii gemide kaç mürettebat var şu an, bununla alakalı bir bilgi paylaşılmadı ama ilerleyen dakikalarda yine Bursa Valisi'nden de bir açıklama bekliyoruz ve Bursa Valisi'nden yapılan açıklamayı da A Haber ekipte olarak paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii geçtiğimiz dakikalar itibariyle geldiğini belirtelim bu bilginin. Yine Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su aldığı ihbarı ekiplere bildirildi. Yine bununla birlikte de kıyı emniyet genel müdürlüğüne ait botlar harekete geçti ve şu anda geminin bulunduğu alana doğru gittiler. Onda orada bir çalışma başlatacaklar ve gemide bulunan mürettebatı kurtarabilmek için yine zamana karşı yarışın başlayacağını söyleyebiliriz. Tekrar belirtelim, kaç mürettebatın şu anda gemide bulunduğu hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Yine bununla alakalı da Bursa Valisi dakikalar sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklamaları da ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, Marmara Denizi'nde gemi battı. Geminin 69 metre boyundaki bir genel kargo gemisi olduğu bildiriliyor. Yapılan açıklamalar var. O açıklamaları zaten muhabirimiz Yusuf Gül anlattı, aktardı sizlere. Bu açıklamalardan sonra bildirelim. Çok önemli. Kurtarma çalışmaları var. Kargo gemisindeki 6 gemici için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar da devam ediyor. Marmara Denizi'nde olayın gerçekleştiği yeri, mevkiyi bir daha söyleyelim, bölgeyi. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gemi 69 metre genel kargo gemisi, Batuhan A isimli bir gemi. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekip gönderildi. O iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden de bir ekip oraya gitti. Bursa Valisi'nin açıklamaları var, Mahmut Demirtaş. Su alarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Geminin adı Batuhan A. 69 metre boyunda bir genel kargo gemisi, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında gemi su alıyor ve batıyor. Bir daha söyleyelim, geminin adı Batuhan A. 69 metre boyunda bir genel kargo gemisi, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik bir mürettebatı var ve bu mürettebatı kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. Devam ediyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki genel kargo gemisinde 6 mürettebat var. Türk vatandaşı oldukları değerlendiriliyor. Kurtarma çalışmaları başladı. Devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden de bir ekibin oraya gönderildiğini bildirelim. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş bu açıklamaları yaptı. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktardı Vali Bey, Vali Mahmut Demirtaş. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini de dile getirdi. Marmara Denizi'nde bir gemi battı. Kargo gemisindeki 6 gemici için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklamaları var. Su alarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Geminin adı Batuhan A. 69 metre boyunda bir genel kargo gemisi. Gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 mürettebat var ve onları kurtarma çalışmaları başladı, devam ediyor. Şu
Şu anda batan geminin fotoğrafını görüyorsunuz. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki genel kargo gemisi. Geminin adı Batuhan A. 69 metre boyundaki genel kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki genel kargo gemisinin fotoğrafını az önce gördünüz. Geminin ismi Batuhan A. Gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebat var. Onları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada adanın güneybatısında su alan Batuhan A isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM 6 ve KEGM 4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden de bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Mahmut Demirtaş, su alarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik bir mürettebat olduğunu bildirdi. Mahmut Bey, Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi yayınımızda. Sayın Valim, sizi dinliyoruz. Allah kolaylık versin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erkan Bey, bugün tabii saat 6.20'de bize bir ihbar geldi. Sahil güvenliği, 69 metre uzunluğunda bir ticari gemi ve gemide bolamit malzemesi yüklü altı mürettebatın olduğunu biliyoruz. Bize gelen bilgi böyle. Karacabey Kurşunlu Limanı'na da yaklaşık 7 kilometre uzaklığında battığını ihbar ediyor. Tabii arkadaşlarımız şu an olay yerinde. Sabah 6.30'da biz olay yerindeydik. 3 tane botumuzla şu an geminin aranmasıyla ilgili çalışmamız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir kriz merkezi oluşturduk hemen Mudanya'da biz. Sahil güvenlikte şu an arkadaşlarımızla birlikte toplantı halindeyiz. Geçmiş olsun diyorum inşallah. Yani inşallah en yakın zamanda vatandaşlarımızı kurtaracağız diye düşünüyorum. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yayınımızda. Vali Bey, hepinize Allah kolaylık versin. Siz tabii olay yerine hemen intikal etmişsiniz. Duruma vaziyet etmişsiniz. Bir daha söyler misiniz acaba olay tahminen hangi saatte meydana gelmiş? 6.20'de olduğunu, 06.20'de sabaha karşı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bize ihbar o saatte geldi. 6.30'da arkadaşlarımız olay yerindeydi. İki botumuz önce gitti, şu an üçüncü botumuz orada. 69 metre uzunluğunda 6 personelin olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi yayınımızda, ihbar 6.20'de geldi. Zaten 6.30'da 10 dakika sonra olay yerine ekipler intikal etti dediniz. Doğru mu anladım efendim? Aynen öyle, aynen. Siz de zaten o koordine ediyorsunuz hadiseleri. Şu an Mudanya'dayım. Ben de olay yerine yakın bir yerdeyim yani. Peki efendim, şu anda orada kaç ekip var acaba? Bir daha söyler misiniz? Şu an 3 ekibimiz orada. 3 tane botumuz orada. 3 tane botumuz orada şu an olay yerinde. Sayın Demirtaş, kargo gemisinin rotası hakkında bir bilgi var mı efendim? Gemlik. Yani gemi Marmara Adası'ndan kalkıyor. Dolomit malzemesi yüklü. Yani taş. Yani mermer tipi bir şey. Bir taş malzeme. Bu Sarayla Liman'dan kalkıyor. Bizim Gemlik Limanı'na gelmek istiyor. Gemlik Limanı'na varmadan yaklaşık bir 7 kilometre kadar bir mesafede batıyor. Sayın Mahmut Demirtaş, ihbarı gemidekiler mi yapmış? Başkaları mı? Tabii ki. Doğru. Gemidekiler ihbar yaptıklarına göre batarken hemen olayı bildir de kurtarılır. Yani şu anda denizde olma ihtimalleri var mı? Yardım bekliyoruz demişler. Son arkadaşlarımız bölgede, tabii çok şiddetli bir rüzgar var. Yani yer yer 2-3 metre yüksekliğinde dalgalar var. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Mahmut Bey, Allah size kolaylık versin. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda siz de neredesiniz, onu da bir daha söyleyebilir misiniz? Şu an ben Mudanya'dayım. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda kriz merkezi oluşturuldu. Jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, kaymakamımız, sahil güvenlik komutanımız, hepimiz buradayız. Sağlıkçı ekiplerimiz burada.
Tamamen şu an burada arama kurtarma çalışmalarını özellikle burada bakıyoruz ve takip ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Mahmut Demirtaş, bölgenin hava durumuyla ilgili koşulları anlatır mısınız? Bir de herhalde çok zor koşullar. Tabii 2-3 metre yüksekliğinde dalga var, şiddetli bir rüzgar var. Ama arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Sizin bulunduğunuz yerde de yağmur ve şiddetli rüzgar var, var mı? Yağmur var, evet, yağmur var. Evet. Mahmut Bey, ihbarı alır almaz oraya ulaştıklarına göre kurtarma çalışmaları da hemen o an başlamıştır diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Yani zaten bize olay yaklaşık 6.20'de yani haber geliyor. Arkadaşlarımız 6.30 civarlarında olay yerindeydi ve o 6.30'dan beri arama çalışmaları devam ediyor. Peki efendim, yani herhangi bir olumlu haber yalnız ulaşmadı herhalde hala size, doğru? Doğru, evet. Ya, evet efendim, denizcilerin, gemicilerin kurtarılmasını yüce Allah'tan diliyoruz size de. İnşallah. Allah kolaylık versin. Hemen olay yerine intikal etmişsiniz, çalışmaları sekme idare ediyorsunuz. Allah kolaylık versin. Peki efendim, gemicilerin isimleri belli mi acaba? Yani şu an yani açıklamasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani var ama kamuoyuna açıklamayı uygun görmüyorsunuz şu an, öyle mi efendim? Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi yayınımızdaydı. Kendisine kolaylıklar diliyoruz Allah'tan ve yayınımıza devam ediyoruz. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yayınımızdaydı efendim. Hemen söyleyelim onun anlattıklarını bir kere. Mürettebatın isimleri belli ama devlet onu biliyor ama vali bey açıklamayı şimdilik uygun görmediğini söyledi. Saat 6.20 geçe olayın ihbar edildiğini, 10 dakika içerisinde ekiplerin ihbar edilen olayla ilgili malum yere ulaştıklarını söyledi. O dakika itibariyle arama kurtarma çalışmalarının da başladığını söyledi. Şu ana kadar kurtarmayla ilgili herhangi bir olumlu bilgi Vali Bey'e ulaşmamış, onu söyledi. Allah'tan umut kesilmez, dua ediyoruz inşallah sağ salim gemiciler kurtarılır. Geminin içinde böyle taş benzeri bir madde olduğunu söyledi. Taş benzeri bir madde olduğunu söyledi ve rotasının da belli olduğunu söyledi. İnşallah olumlu bir haber gelir. 6.20 geçe ihbar gelmiş. 10 dakika içinde ekipler oraya ulaşmışlar. Yusuf Gül telefon attığımızda Bursa muhabiri. Yusuf Gül, seni dinliyoruz. Erkan Tan, öncelikle şunu belirtelim. Tabii Marmara bölgesinde meteorolojinin açıkladığı verilere göre şu anda rüzgarlı bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Saatte 25 ila 50 kilometre hızla esen bir rüzgarın olduğu yine meteorolojinin paylaştığı veriler arasında yer alıyor. Kapalı bir hava hakim, yine denize baktığımız zaman denizde de yine dalgalı bir havanın olduğunu, dalgalı bir denizin olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii siz az önce açıkladınız, Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş da belirtti. 6.20 geçe ihbar ekiplere ulaştı. Gelen ihbarın ardından hemen arama kurtarma botları geminin geldiği ihbara göre bulunduğu koordinatlara doğru hareket ettiler. 3 şu anda sahil güvenlik ekibinin botunun oraya gittiğini, kıyameti gelen düğününe bağlı 3 botun oraya doğru hareket ettiğini biliyoruz ve ikisinin ulaştığını, birinin de yolda olduğunu da belirtebiliriz. Yine Bursa Valisi'nin yaptığı açıklamalara göre 6 kişinin şu anda gemide olduğu değerlendiriliyor ve şu anda o gemideki kişileri de tahliye edebilmek için, kurtarabilmek için çalışmalarda sürdürülmeye devam ediyor. Tabii 69 metre boyutunda olduğunu belirtelim geminin. Gelen bilgiler bu yöndeydi. Batuhan A isimli gemiydi. Yine bunun dışında 2 botun oraya yönlendirildiğini söylemiştik. Saatler 6.20'yi gösterdiğinde ihbar geldi ve hemen ardından da ekipler o bölgeye doğru yola çıktılar. Biz de şu anda kameraman arkadaşımla birlikte Mudanya'ya doğru gidiyoruz. Bu sabah Sayın Mahmut Demirtaş da özellikle yakından takip ediyor olayı ve ondan son dakika bilgilerini almak için de orada çalışmalarımızı, haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Bir kargo gemisi olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Yine Kıyamet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 ve yine Kıyam'a bağlı 4 botları hızlı bir şekilde o noktaya gitti. Yine hızlı tahliye botlarıydı bunlar ve bir tane daha botunda, hızlı tahliye botunda şu anda geminin bulunduğu koordinatlara doğru ilerlemeye başladı. 3 bot şu anda orada, tabii 6 kişinin olduğu değerlendiriliyor. İsimleri belli dedi Sayın Vali, ancak ilerleyen saatlerde açıklamayı belirtiyorlar. Yine bununla alakalı da Mudanya'dan yönetileceğini belirtelim bu durumun ve sözü size bırakalım.
Yusuf Güllü, Bursa muhabiri, biz yayındaydı. Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'la bağlantı kurduk. Canlı yayınımıza katıldı. 6:20 ihbarın geldiğini, 10 dakika içinde bölgeye ekiplerin ulaştığını söyledi. Gemide kaya benzeri bir malzeme, mermer malzeme olduğunu söyledi. 6:30'dan beri hemen kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İsimlerin belli olduğunu söyledi Mahmut Bey, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ama kamuoyuna açıklamanın şu an uygun olmadığını söyledi. Çalışmalar devam ediyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları sizlere aktarmak üzere A Haber yayınları devam edecek.